Gerçekten yaklaşık 1,5 aydır takımdan ayrı çalışıyorum. Bildiğiniz üzere parmağımda bir kırık tespit edildi. Ama çok şükür geri döndüm. Bu hafta da Akhisar maçı var. İnşallah önümüze geçen haftaki galibiyetle birlikte Akhisar maçını da kazanarak hem Adana halkına hem de kulübümüz adına iyi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah yolun sonu dediğimiz gibi iyi biter, iyi bitiririz. Yani zor bir süreç, dediğimiz gibi talihsiz bir Eskişehir yaşadık ama yani bunun hiçbir önemi yok şu an bizim için. İnşallah bütün maçları kazanıp önümüzdeki Süper Lig'e çıkmayı istiyoruz. Peki şu an kendini nasıl hissediyorsun? Hazır oynayacak pozisyonda? Evet, şu an %100 hazırım. Yani hocamız şans vermesi halinde oynayabilirim. Bu hafta yine tabii Akhisar karşılaşması var. Yani Eskişehir maçı kafamızda. Dolayısıyla bir rehavet olur mu? Bu klasik bir soru ama. Yok, Eskişehir maçı bizim için tamamen kafamızdan çıktı Samet Hoca'nın dediği gibi. Çünkü Samet Hoca bize o telkinlerde bulunuyor. Eskişehir maçını biz gerçekten unuttuk. Yani aklımızdan gitti. Ya yani bunu unuttuğumuzun da kanıtı da Keçiören maçındaki oyunumuz ve galibiyetimizdir. İnşallah bu Akhisar maçını da sorunsuz bir şekilde atlatıp o yolumuza bakacağız. Dibba'nın performansı nasıl be? Kaleci olarak gollerini atıyor. Dibba gerçekten kaleciler için çok zor bir forvettir. Yani hızlı, çabuk. Her bir forvetle kanatlarda oynayabilen bir forvet, yani oyuncudur. Yani zor bir oyuncu bizim için ama gerçekten çok şu anki performansı üst düzeyde. İnşallah böyle devam ettirip takımımıza iyi şeyler kazandırır. Bitti, 6 maç kaldı. Kalan 6 maçlık seri için neler söyleyebilirsin? Nedir hedef? Kendi aranızda konuştuğunuzda nasıl bir hedef belirliyorsunuz? Hedefimiz şu an sadece kazanmaktır. 6 maçı da kazanmak için çıkıyoruz. Her maça final olarak bakıyoruz. İnşallah 6 maçı da kazanıp gülen taraf biz oluruz. Peki, teşekkür ederim.